Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayrama özel su böreği tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 adet yumurta, kullandığım yumurtalarım büyüktü. Eğer küçükse 7 tane de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile yumurtayı ve tuzu iyice karıştırıyorum. Yumurtayı ve tuzu iyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Hamur hafif yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. En orijinal su böreği tarifi budur. Birçok tarifte su eklemesi yapanlar oluyor ama orijinal su böreği tarifinde kesinlikle su kullanılmaz. Sadece yumurta, tuz ve undan güzel bir hamur yoğurulur. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Videodan da anlaşılacağı üzere üzerindeki un bittiği zaman hemen masaya ve ele yapışmaya başlıyor. 5 bardak kadar unu kullandım. Daha sonra elime yapışsa da hamuru yuvarlak bir forma getirdim. Yuvarlak forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdım. Toplamda 12 adet beze elde ettim. İsterseniz daha az katlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Undan destek alarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra ilk etapta üzerini streçle kapatıyorum. Daha sonra temiz bir mutfak havlusuyla kapatıp bu şekilde 1 saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru ne kadar güzel dinlendirirseniz hamur o kadar güzel açılıyor. Bunun için de 1 saat yeterli oluyor.
Hamuru hemen toparlayıp undan destek alarak açmaya başlıyorum. İlk etapta bol bol un kullanıyorum. Hamurunuz streçe yapışmaması için üzerine biraz un serpebilirsiniz. Ondan sonra streçe sarıp 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde açılıyor. Ben 20 dakikada hepsini açtım. O kadar güzel bir hamur ki zaten kendiliğinden açılıyor. 1-2 dakika içerisinde açmış olacaksınız. Su böreği yufkasını ben ince açıyorum. Sizler de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde açtım. Temiz bir sofra bezinin üzerine serdim. İlk yufkamı yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Kenarlarından fazla olan kısımları kesiyorum. Onları da sonradan haşlayıp arasına saklayacağım. Bu arada derince bir tencerenin içerisine yeteri kadar su koyup ocağa aldım. Kaynadıktan sonra diğer yufkalarımı haşlamaya başlayacağım. İlk yufkanın altına ve üstüne yağ sürdüm. 200 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım bardak kadar sıvı yağ ekledim. Su böreği yapımında kullanacağım. Suyun içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Yufkalarımı haşlamaya başlıyorum. Yufkaları içerisine bırakırken yavaş yavaş dikkatli bir şekilde bırakın. Her yerine su değmesine dikkat edin. Yaklaşık 30 saniye kadar tutmanız yeterli olacaktır. Ben 30'a kadar saydıktan sonra içerisinden yufkamı çıkartıp soğuk suyun içerisine alıyorum. Soğuk suyun içerisinde iyice açtıktan sonra tepsimi alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen içerisinden alıp soğuk suyun içerisine bırakıyorum. İlk yufkayı sererken ayrıntılı bir şekilde gösteremedim. İlerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Soğuk suyun içerisinde iyice açtıktan sonra ilk sermiş olduğum yufkanın üzerine alıyorum. İlk su böreği yufkasını açtım. Üzerini yağladım. Her kata bol bol yağ sürmeniz gerekiyor. Aksi halde katları yapışacaktır. Yufkanın inceliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada orta kata biraz daha fazla döşeyin. Genelde bu şekilde kenar kısımlarına döşüyoruz. Orta kısmı biraz daha ince kalabiliyor. O yüzden bir tane yufkayı ikiye katladıktan sonra ortada sakladım. O aşamayı çekmeyi unuttum. Hemen sizlerle paylaşayım. Tekrardan yağ sürüyorum. Diğerlerini hızlı bir şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Kamerayı bu aşamada kapatmadım. Hemen diğer yufkayı haşlayıp geldim. İncecik olmuşlar. İlk defa yapıyorsanız bu kadar incecik açmanıza gerek yok. Hamuru videoda görüldüğü gibi açıyorum. Orta kısmını büzüştürüyorum. Kenar kısımlarına da yerleştiriyorum.
Ben tek kat olarak serdim ama isterseniz yufkayı ortadan ikiye ayırıp o şekilde de düzeltebilirsiniz. Üzerine tekrardan bol yağ sürüyorum. Altıncı katı çıktığım için hemen iç malzemesini koyuyorum. Ben içerisi için köy peyniri kullandım. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz veya kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. İçerisine yaklaşık yarım kilo kadar peynir kullandım. Hemen hızlı bir şekilde diğer yufkalarımı da sırasıyla haşlayıp üzerine seriyorum. Yufkayı yaklaşık 30 saniye kadar haşladım. Soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Ara ara suyunu mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Kenar kısımlarını iyice açtıktan sonra fazla suyundan sıkıyorum. İsterseniz bir süzgecin üzerine alıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. İyice sıktığım için süzgecin üzerine almıyorum. Üzerine tekrardan yağ gezdiriyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına su böreğimi hazırlamaya devam ediyorum. Su böreğini hazırladım. Son katını da videoda görüldüğü gibi seriyorum. Su böreğini hazırladıktan sonra üzerine bol bol hazırlamış olduğum yağdan sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar su böreğimi pişiriyorum. Su böreğin yağı çok oldu diye düşünmeyin. Su böreği zaten biraz yağı seven bir börektir. Eğer su böreği yapacaksanız mutlaka yağını bol bol kullanmanız gerekiyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürdüm. Birkaç dakika sonra bu şekilde güzelce kabarmaya başladı. Altını üstünü güzelce kızarttıktan sonra hemen sizler için doku testine geçiyorum. Su böreğini ben genelde ters çevirip servis ediyorum. Su böreğini makasla dilimliyorum. Şu anda çok sıcak. Hava kararmaya başladığı için çekmek zorunda kaldım. Hemen sizlere iç dokusunu yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi kat kat tel tel olmuş. Sizler de tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.